Burası A Haber. Şimdi Sabah Ajansı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin dönüşünde gazeteci meslektaşlarımıza yaptığı açıklamalar var. O açıklamaların ayrıntılarıyla Sabah Ajansı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından Türkiye'ye dönüşte gündemi değerlendirdi. Suriye'ye olası bir operasyonla ilgili önemli mesajlar verdi. Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı bizim cevapsız bırakmamız mümkün değil. Suriye'nin kuzeyinde malum terör örgütlerinin odaklanma noktaları var. Başta ABD olmak üzere tüm koalisyon güçleri maalesef bu terör örgütlerine ciddi manada silah, araç gereç, mühimmat yardımı yapıyorlar ve buna hala devam ettiriyorlar. ABD buraya binlerce tır bu yardımları yaptı. Kime yapıyor? PKK, YPG, PYD terör örgütlerine. Hatta bunlara bölgede eğitim de veriyorlar. Şimdi bu gerçekler ortada dururken biz hala bunları görmezlikten mi geleceğiz? Her zaman söylediğim gibi bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz. Başkan Erdoğan'a Suriye'ye yapılacak operasyonla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgilendirilip bilgilendirilmediği soruldu. Amerika eğer üzerine düşen görevi terörle mücadelede yerine getirmiyorsa biz ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Bir yerlerden izin alarak terörle mücadele yapılmaz. Erdoğan, Akdeniz'deki gazın Avrupa'ya gönderilmesi için Türkiye'den geçecek bir proje noktasında İsrail'le olan görüşmeleri de anlattı. Her şeyden önce tabii bu yeni sondaj gemimizle birlikte burada sismik araştırma yapan gemilerimizin belirlediği yerler var. Bu belirlenen yerlerde sondaj gemilerimiz çalışmalarını yapacaklar. Bu tür bir adımı atma noktasında şu anda hazır olduklarını söylüyorlar ve bu çerçeve içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye-İsrail ilişkilerini daha olumlu bir noktaya getirmenin adımlarını böylece atmış olacağız. Şu anda konuyla ilgili bakışlar olumlu. Temennim odur ki bu olumlu istikametteki gelişmeleri süratle tamamı erdiririz.